Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kozmetik ve bakım alışverişi videoyla karşınızdayım. Son zamanlarda neler aldım merak ediyorsanız videoyu izlemeye devam edin. İlk olarak yüz makyajı ürünleriyle başlamak istiyorum. Catrice'ten kamuflaj kapatıcını aldım. Çok beğendim bu ürünü. Çok yoğun bir kapatıcı. Yani yüzünüzde ne varsa sivilceler, lekeler her şeyi kapatır. Bu kapatıcını Mekin kapatıcısıyla bile karşılaştırıyorlar yabancı youtuberler. Ama ben Mekin kapatıcısını kullanmadığım için hiçbir şey söylemem. Çok başarılı, uygun fiyatlı bir ürün. Ben çok memnun kaldım. Ondan sonra L'Oreal'dan aydınlatıcı aldım. Aydınlatıcı kapatıcı diye geçiyor galiba. Bu ürünü ben indirimden aldım. Kasada duruyordu. Alayım dedim. Ama o kadar başarılı çıkacağını hiç beklemedim. Orta kapatıcılık özelliği var. Gözaltı morluklarını çok iyi aydınlatıyor. Hafif yapıda, çizgilere dolmuyor. Yani kendim şaşırdım ama çok memnun kaldım bu üründen. Nedense artık ama L'Oreal ürünleri Türkiye'de çok pahalı biliyorum. Ama indirimden denk gelirse eğer bu ürünü almanızı öneriyorum. Ondan sonra L'Oreal'in Nude Magic fondötünü aldım. Bu ürünle ilgili çok detaylı bir video çektim. İzlemek isterseniz eğer şu linkine tıklayabilirsiniz. Ama kısacası söylemek gerekirse bu üründen çok memnun kalmadım. Sadece yağlı ciltler için uygun olacak bence. Bir sonraki ürün ise Maybelline'den Liquid Eyeliner. Çok ince bir ucu var. Sürmesi çok kolay. Ama tek eksiği var. Günün sonunda biraz akabilir maalesef. Bir sonraki ürün ise yine Maybelline'den. Color Sensational seriden ruj aldım. Islak bitişli, soğuk pembe bir renk. Şu an dudaklarımda var bu arada. Çok memnun kaldım bu rujdan. Ayrıca dudaklarımı nemlendiriyor. Ama bir önceki videomda söylediğim gibi bu seri kalıcı değil maalesef. Tazelemek gerekiyor gün içerisinde. Ama yine de çok hoşlanıyorum bu seriden. Ondan sonra Essence'den dudak kalemi aldım. Fazla bir şey söylemeyeceğim. Uygun fiyatlı, çok iyi bir dudak kalemi. Tırnak ürünlere geçiyorum. Bir önceki videomda gösterdim ama yine de göstermek istiyorum. Tırnak eti temizleyici Sally Hansen'den. Çok memnun kaldım bu üründen ama bildiğim kadarıyla Türkiye'de bu ürün biraz pahalı maalesef. Manikür işimi çok kolaylaştırıyor. Tırnaklarıma zarar vermiyor. Çok memnun kaldım. Ondan sonra Revlon'dan oje aldım. Aslında bu ojeden memnun kaldım diyebilirim. Çok kolay sürülüyor. Çok hızlı kuruyor. Yani sür evden çık gibisinden. Ama büyük bir eksik var. Hiç kalıcı değil maalesef. Sally Hansen'ın Nude Shimmer adlı oje mağazanın hecesiydi. Açıkçası çok memnun kaldım bu ojeden. Bu arada şu an tırnaklarım da var. Memnun kaldım çünkü kalıcı. Yaklaşık 3 gün tırnaklarımda kalıyor. Ve 3. ojeyi Catrice'den aldım. Onu görmüşsünüzdür. Rengine aşık oldum. Bu yüzden çok memnun kaldım. Bakım ürünlere geçiyorum. Ve ilk ürünüm Oriflame'den yüz yıkama ürünü. Bu annemin hediyesiydi. Annem selam bu arada. Açıkçası ben kremsi yapıda olan yüz yıkama ürünleri sevmiyorum. Ama bu ürünü sevdim. Çünkü bu ürünle yüzümü yıkadıktan sonra yüzüm çok nemli kalıyor. Ve bazen nemlendirici bile kullanıyorum. Kremsi yapıda yüz yıkama ürünleri severseniz eğer önerebilirim. Ondan sonra Clarins'ten nemlendirici kremi aldım. Çok memnun kaldım bu üründen. Cildimi o kadar iyi nemlendiriyor ki. Onun dışında çok hoş bir koku var. Ben onu hem gündüz hem de geceleri kullanıyorum. Cildim onu hemen emiyor. Bu kremi kullandıktan sonra cildim uzun zaman nemli kalıyor. Benim cildim karma, T bölgem biraz yalanabiliyor ve ben bu üründen çok memnun kaldım. Ama ne yazık ki bu ürün uygun fiyatlı değil, aksine pahalı diyebilirim. Onun dışında göz çevresi kremi aldım. Su bazlı bir nemlendirici krem. Ama bu marka Rive Gauche mağazaya özel üretiliyor kendi ürünleri bildiğim kadarıyla. Bu yüzden Türkiye'de bulamazsınız diye düşünüyorum. Çok memnun kaldım bu kremden. Ve son nemlendirici kremi Lumine'den aldım. Ve memnun kalmadım açıkçası. Cildimi iyi nemlendirmiyor. Genç kızlar için olabilir diye düşünüyorum. Ben belki de yazın kullanabilirim bu kremi ama şimdi hiç yeterli değil. Ve son olarak size bir parfüm göstermek istiyorum. Signorina adlı bir parfüm. Tavsiye dolabı videomda görmüşsünüzdür bu parfümü.
Ben aslında parfümleri çok iyi anlatmam ama çiçek kokusu var ama bu parfüm hafif değil, ağır da değil. Yaz için ağır gelebilir ama ilkbahar, sonbahar ve kış için süper bence. Çok beğendim bu parfümü ve severek kullanıyorum. Videom bu kadardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Abone olmayı unutmayın. Instagram'da da beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ama eğer yağlı ciltlere...